Merhaba arkadaşlar, uzun zaman görüşmedik. Yeni beraberiz, yeni bir şey göstereceğiz size. Konumuz nedir? Her zamanki gibi asas başlangıç noktamız kuru manikür. Protezi yapsınız, kalıcı oje yapsınız. Doğru kuru manikür yapmadığınız sürece yani atma riski ve durmamak riski çok yüksektir. Bu yüzden malzeme düzgün dursun, güzel olsun. Biz kuru manikür sizi bir daha göstermeliyiz. Eskiden biz kombi manikür gösteriyoruz. Kütükülü kaldırıp sonra makasla kesiyoruz. Bu şekilde hem makine kullanıyorsunuz hem makası kullanıyorsunuz. Çok talebimiz oldu. Ben makas ve pens kullanmak istemiyorum. Totaldan makineden geçmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki anlatalım. Bu sistemi bugün sizi gösterelim. Şimdi her cihaz yanında Gala cihazımız olsun, dijital panelli veya Strong cihazımız olsun, her zaman sizi bir takım uçları geliyorlar. Bu seramik çıkartma ucu, jel çıkarttığınız zaman veya kalıcı oje çıkarttığınız zaman bunu kullanırsınız. Ve farklı farklı uç çeşitler geliyorlar. Bu uçlar ile siz komple kuru manikür tamamen yapabilirsiniz. Pedikürü de aynı şekilde yapabilirsiniz. Neden bu uçlar geliyorlar sizi? Şimdi anlatacağız. Ve hangi uçla ne yapmaya gerekli? Şimdi benim elim dikkatli bakalım. Bu artık kuru manikür yapıldığı yeni bir tırnağımız. Bu kırık bir tırnak. Bunlar da eskiden. Zamanla kullandığımız zaman da burası bir açılış oluyor. Bu 3 haftalık. Neden bu kadar az diyorsanız çıkıyor 3 haftada? Çünkü kütükül devamlı makine ile alıyorum. Makine ile aldığım zamanında kütükül daha az büyüyecek ve bu şekilde kalır. Düzgün ve temizdir. Eğer yağ da kullanırsınız burada, bu büyümesi daha az olacaktır. Şimdi bu tırnak yapacağız beraber. Yapmadan önce biz ne yapmalıyız? Tırnağa çıkartmalıyız. İstiyorsunuz remover ile çıkartabilirsiniz. İstiyorsunuz bu cihazla bu ucu takıp çalışabilirsiniz. Nasıl doğru çıkartma yapmaya biz önceki bölümde gösterdik. Dikkatli onu izleyin ve lütfen unutmayın, çıkartma yaptığınız zamanında kesinlikle inci kağıt bezi kalması gereken bir şey. Çünkü komple tırnağa kadar cihazla gidersiniz, tırnağa mahvedersiniz. Cihaz kullandığımız zamanında ince bir kat base bırakmalıyız. Remover ile çıkarttığınız zamanında tamamen doğal tırnağa kadar çıkartma yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Makineye getiriyoruz. Çıkartma zamanımızda burada avantaj nedir biz görüyoruz kat derece. 35 maksimum, 35 hiçbir zaman kullanmayacaksınız. 20 civarında 19-20-23 civarında kullanabilirsiniz. O zaman kaybetmemek için siz bu videoyu izleyebilirsiniz. Ben de bu zamanda burada çıkartacağım. Hafif hafif ince bir kat beyzi bırakıyoruz. Belki böyle görebilirsiniz. Sonra törpüyle 240-240. Neden? Çünkü siz protez törpülenmiyorsunuz. Siz doğal tırnakta üzerine geçiyorsunuz. Hafif böyle geçiyorsunuz bir kere daha. Ve bufferle yok ediyorsunuz. Şimdi ne oldu? Tırnağımız acıtmıyor. Kalıcı oje çıkarttık. Fakat ince bir kat beyzi görünüyor. Ondan sonra tırnak şekli vereceksiniz. Benim verecek bir şeyim yok. Çünkü tırnağım kırıldı. Ona göre. Ve sonra açalım, bakalım ne oldu. Böyle bir durumumuz var. Şimdi veya pusher alacaksınız veya mesela şimdi pandemi döneminde istek kullanımlık böyle bir sopalar kullanır. Portakal çubuğu kullanabiliriz. İtme siz sadece deriye ittireceksiniz. Deri. Yani üzerine böyle birazcık bez kaldıysa diye onu da uğraşmaya böyle çıkartmaya gerekmiyor. Sadece deri. Şimdi dikkatli izleyin nasıl ben yapıyorum. Hareket olacağımız budur. Böyle geçeceğiz. Bu sinüs deniyor. Sinüse geldiğimizde portakal çubuğu veya et itici düz yaparsak burada yırtılacak her şey. Bu yüzden burası düz ama burada bu parça geldiğimiz zaman bir çevirmek lazım. Bakın böyle bir çevirdim ve deriyi kaldırdım. Sadece deri altında çalışıyoruz. Çok uzak ittirmeye gerek mi yoktur? Sadece çok az bir kalkacak. Bakın burası da çevirdim. Tamam. Derimiz görüyorsunuz ayrılıyor. Kaldırdık. Bu hareket çok önemli. Onu yapmayacaksınız. O zaman makine çok iyi çalışmayabilir. Yani bunu yapmaya kesinlikle tavsiye ediyoruz. Aldık.
Ondan sonra ne yapmalıyız? Neden sizin uç takımınızda farklı farklı böyle bir frez uçları geliyor? Mesela bunun herhangi olanla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Büyük böyle olabilir, daha böyle bir şekli ince olabilir, bu şekli de olabilirdir. Önemli olan nedir bu durumda? Yani bu da olabilir, mesela bu da olabilir. Herhangi ile çalışabilirsiniz. Önemli nedir? Ucu biraz sivri olsun ve hafif göbek olsun. Çünkü uç kaldırır, göbek açar tırnak eti. Bu yüzden bu şekilde herhangi frez uç sizi uygundur. Bir bakalım. Ben buna alışkınım. Bu yüzden cihazını ele alıp burada çeviriyoruz. Çıkartıyoruz. Gerisini koyuyoruz. Koyuyoruz. Ve çalışmaya başlayacağız. Makinenin iki çalışma şekilde var. Sağa dönebilir. Sağa dönebilir. Sola da dönebilir. Hızlı çalıştığı zamanınızda hiçbir zaman tarafı oynatmayacağız. Hızı kapatacağız. O zaman burada tarafı sol veya sağ değiştireceğiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açtık. Hızımız ne olmalıdır burada? Burada dijital ekran, bu yüzden net gösteriyor. 15-20 arası, 13-20 arası bile diyebilirim. Makine bakıyoruz, hangi tarafı dönüyor? Böyle bir bakalım. Tamam, her zaman ters çevirecek. Şimdi ben solda çalıştığım için makinem sağa dönüyor. Zaten eğer makine aynı tarafı dönse o zaman çalışmaz makine. Bir bakıyoruz. Aha, makine güzel gidiyor. Yani çok kolay anlıyoruz. Şimdi nasıl frezle çalışacağız? Çok dikkat edelim. Eğer biz yatay koyarsak, böyle çalışırsak o zaman bizim göbeğimiz burada böyle bir çizgi bırakar, tırnak incelenir ve tırnak ileride mahvolacak. Bu yüzden önemli herhangi frez ucu ilk önce bir bakın nasıl şekilde koyarsınız. Dikkatli yandan bir bakalım nasıl yapmak lazım. Böyle. O zaman deri altında geçeceğiz ve doğal tırnağa dokunmayacağız. Ama şöyle biraz yapsan doğal tırnağımız zarar veririz. Bu yüzden herhangi buradaki olan frez uç bize uygundur. Sadece doğru şekilde koyması lazım. Mesela bunu da bakabiliriz. Benzer zaten. Bunu aynı şekilde, bunu bir tık yatay yapmalıyım. Neden? Çünkü bu daha incedir. Bir tık yatay yapıyorum ve tırnağa dokunmadan burada geçeceğim. Bunu da aynı şekilde, o zaman daha bir tık yukarı tutmak lazım. Düz tutsam zarar verir. Bu yüzden bir tık böyle yukarı kaldırıp burada et içinde geçeceğim. Nasıl geçeceğiz? Şimdi aynı. Burası düz geçeceğiz. Böyle böyle 3-4 milim, 3-4 milim, 3-4 milim gidip deriye kaldıracağız. Sinuslar bu parça ve şu parça geldiğimizde düz böyle geçersek her şeyi irteceğiz. İrtir ve bozulur tırnak. Düz de burada böyle yapsak bakın göbek o zaman burada çizgi yapar, mahveder. Bu yüzden burası düz. Burada geldiğimizde şöyle çevirebiliriz. Şöyle gideriz, gideriz, gideriz. Yana geldiğimizde tam ters şöyle gideceğiz. Bakın böyle burada alacağız. Burada böyle geçeceğiz. Düz yaparsak mahvederiz tırnağımızı. Önemli bir sistem. Herhangi frez uç ilk önce bakmalısınız. Nasıl şekilde çalışacağım? Bu bir mantık ve bir logiktir. Zarar vermeden kütükül altında girmeye. Şimdi bakalım. Ben bununla çalışacağım. Makine çalışıyor. Mavi ışık yanıyor. Demektir çalışıyordur. Şu an mavi ışık görünmüyor ama var. Evet, vardır. Şimdi böyle bir açıyoruz. Burada hemen dijital panel bizi gösteriyor. Ben 13-15 koyarım çünkü ben hızlı çalışmaya çok alışığım ve başlayacağım. Ortadan böyle bir azar azar, azar azar, azar azar tırnağa değmeden bazen kuru bir şey çıkıyor. Siz de sanıyorsunuz o tırnak gidiyor. Hayır, bu deri. Böyle böyle geçiyorum. Geçtiğim zamanı çok derin girmeye gerek yok. Temiz olması şarttır. Sinusa geldim. Sinusa geldiğimden azarcık azarcık böyle frez ucu dönüyordum. Döndüğüm zamanında şöyle bir şey olacak. Çok derin girmeye gerekmiyor. Sonra fırçayla siliyoruz ve bakıyoruz. Tabii ki biz daha görüyoruz. Daha çok kirimiz kaldıdır. Bu yüzden devam bunu ediyorum. Kutikul kaldırmaya. Kuru ele tabii ki bu kuru manikür çok çok daha uygundur. Böylece burada sinüsü geldiğimizde böyle bir çevirip yapmasını görüyor musunuz? Tırnağa değmiyorum. Deri altında çalışmaya çalışıyorum. Tabii ki hafif tırnak dokunacaksınız ama çok az, hafif ve zarar vermeden yapacaksınız. Öyle geçeceğiz. Geçiyorum. Birkaç kere geçmelisiniz. Azar azar kısa kısa bir hareketle
Sinüse geldiğimiz zaman da çevireceğiz. Şöyle de çevirebilirsiniz. Şöyle de çevirebilirsiniz. Bu sefer ben böyle çevirmeye çalışıyorum. Çünkü önce farklı sistemi gösterdim zaten. Şimdi sinüsü temizledik, değil mi? Çok önemli bir nokta. Çünkü burada çok puturcuklar, bilmem ne kalancık kalıyor. Şimdi ne yapıyorum? Küçüklüğü ittireceksiniz. Ve bu şekilde burada açacaksınız. Bakın nasıl gidiyor. Frez ucu ben şöyle koyuyorum. Ve yanları temizletiyorum. Bazen bu yanda biraz bir şey burada sertleşmiş oluyor. Ne yapmalıyım? Sadece bir böyle hafif tutmalıyım. Yeterli. Biraz tuttum. Bakın. Sonra böyle temizlettim. Yeterli oldu. Şöyle de olabilir. Bakın deri üzerine. O sertlikleri ben yok ettim. Şimdi bir bakalım ne kadar temizlenmiş burada. Açıyoruz. Tamam. Şimdi makine stop ediyorum. Stop ediyorum. Kapatıyorum. Ve değiştiriyorum tarafı. Yeni açıyorum. 15-17 gibi bana yeterli. Ben hızlı çalışıyorum. Şimdi bu hareket olacak. Böyle geçeceğiz. Böyle geçeceğiz. Ve tüm sağ tarafı yapacağız. Bakın burası tırnak üstü. Çok çok az geçip gereksiz kalan parçaları alıyorum. Sinüs de alıyorum. Burada zaten açtık. Azar azar bir daha gidiyorum. Ve şimdi sağ tarafta geldim. Burada da el çevirin elinin müşterisinin. Hiç korkmayın. Eli çevirmesi lazım. Ve sağ sinüs temizletiyorum. Bir daha geçiyorum. Orta. Bakın ne kadar derine giriyorum. Görüyor musunuz frez ucu? Yani derin girmeye gerekmiyor. Temiz yapmaya gerekli. Burada bu sinüsü geçiyorum. Geçtim. Tamam. Burada geldik. Aynı şekilde hiçbir şey değiştirmeden bu tarafı yapıyorum. Aynı sertlik varsa bu sertliğini böyle alıyorum. Gereklisi hafif böyle göbek tutabilirim. O zaman sertlik gider. Şimdi sonuç olarak görüyorsunuz deride geçiyorum ben. Sonuç olarak bir bakmalıyız. Nasıl anlayacağız temiz yaptığımız? Böyle bir açacağız. Görüyor musunuz? Orada hiçbir şey kalmadı. Hafif bir tozumuz var. Ama burası böyle baktığımızda temizdir. Demek ki burada hazır. Makine devri değiştirmiyorum. Aynı şekilde dönüyor. Burada birazcık daha geçiyorum. Ve şimdi göbek çalışacak. Bakın ne yapıyorum? Kütükülü hafifçe içten huzursuzlaştırıyorum göbek ile. Böyle bir geçtik yeni. Bir daha geçebilirsiniz içten. Böyle kısa kısa hareketle. Gerçeğini söylersek benim kütükül çok az şu an bile oldu. Şimdi bizi ne yapmak lazım? Kütükülü çok iyi kaldırmak lazım. Şimdi bu taraftan geçeceğim. Bakın ne yapıyorum. Ucu ile değmiyorum tırnağa. Böyle bir derisini daha fazlası kaldırmaya çalışıyorum. Anlıyor musunuz? Ne yapıyorum? Yani kütükülü bir tık böyle bir inceleyip kaldırması gerekli yukarıda. Yavaş gösteriyorum. Normalde siz hayatınızda çok daha hızlı yaparsınız. Ne oluyor? Aslında benim kütükül artık yok oldu. Ay, normalde daha alması lazım. Neyse benim kütükülüm az. Şimdi kütükül komple kalmış ve çok az kaldı. Şimdi bu kütükülü insanlarda daha fazla var ama devamlı ben kuru manikür yaptığım için benimki çok az kaldı burada kesecek. Biz %90 derece böyle bakarsak kaldırmış. Ve normalde bir etek gibi bir şey görüyoruz burada. Değil mi? Bu parça yukarıda artık bakıyor. Bu kalan et. Bunu bizi yok etmek lazım. Yok nasıl edeceğiz? Şimdi genelde çoğu kişi bizde kocaman top istiyor. Kocaman topu. Arkadaşlar kocaman topu her zaman doğru değil. Çünkü topla geçtiğimiz zaman istiyor istemiyor büyük olduğu için tırnağa dokunursunuz. Çok büyük top peşinde koşmayın. Bazen kütükülde güzel gider böyle çevirip bazen de zarar birey verebilirsiniz. Bizim tavsiye ettiğimiz bir tık daha küçük topu veya herhangi uç frezi ama ne olması lazım? Yuvarlak. Ucu yuvarlak böyle olacak. Bakın bu da böyle bakarsak aslında bu da bir top.
ve daha da bakalım ne olabilir. Böyle de geçebilirsiniz. Yani herhangi uç frezo, herhangisi top şart değil. Sadece ucu böyle göbeği toplu olacak ve ucu komple yuvarlak olacak. Tüm bu şekli çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tümunu. Kim hangisi ne istiyorsa. Yani ne frez ucu varsa kullanabilirsiniz bu durumda. Ve biz ne yapacağız şu anda? Biz şöyle bir hareket etmeliyiz. Aynı şekilde göbekle böyle bir kaldıracağız. Uçtan keseceğiz. Kaldıracağız böyle yanla. Uçtan keseceğiz. Yeni böyle hareket gösteriyorum. Görüyor musunuz? Böyle kaldıracağız. Keseceğiz. Kaldıracağız. Keseceğiz. Kaldıracağız. Kesecek. Yani hareketimiz budur. Yan. Üst. Yan. Üst. Yan. Üst. Herhangi frez uçla bunu yapabilirsiniz. Bir daha bakalım temiz mi değil mi? Şöyle bir geçtiğimde hiçbir şey takılmaması lazım. Şu an takılmıyor. Demek tırnağımız hazırdır. Hadi bakalım hangisi deneyeyim. Bunu deneyeceğim. Hiç daha denemedim. Tecrübem olsun. Açtım, çıkarttım. Unutmuyoruz. Boş zamanında kapatmıyoruz. Kapatırsınız, makineyi bozarsınız. Bozmayın. Kapattım. Şimdi başlayalım. Burada çok fazla hızında gitmeye gerekmiyor. Neden? Çünkü keseceğiz. 5 bile olabilir, 7, 10 bile olabilir. Duruma göre ve kütüküle göre değişiyor. Ben ortaya koydum. 8. Şimdi başlıyorum. Bakın yandan geçiyorum. Gerginleştiriyorsunuz kütükülü ve uzdan geçiyorum. Benim uzdan pek bir şey kalmadığı için bakın böyle kesiliyor. Kesiliyor kolay. Yeni yandan geçiyorum, kaldırıyorum, inceletiyorum kütükülü. Gerginleştiriyorum, gerginleşiyorum ve böyle kesiyorum. Hızlı yaparsanız çok iyi kesemez. Bittik, daha yükseltiyorum benim kütüküle göre. Yeni yandan geçiyorum, inceletiyorum, kaldırıyorum, gerginleştiriyorum, uçtan alıyorum. Bazen kişiler diyor ben alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Bu şekilde çünkü yapmak lazım. O zaman her şeyiniz olacak. Özellikle her şeyini yavaş gösteriyorum size. Yan, incelettik, iyice incelettik. Benimki zaten bir şey kalmadı. Böyle geçtik. Bu şekilde tüm tırnak kesebilirsiniz. Bu tarafta da deneyebilirsiniz. Aynı şekilde. Tamam. Bana gerginleştirmek lazım biraz. Şimdi bakın. Tüm kütüklü ben yok ettim. Bu cihazla hiçbir şey kanatmadan yavaş yavaş sizi gösterin. İleride o kadar hızlı yapacaksınız ki bunu. Ya. Sonra komple her yere böyle bir daha geçebilirsiniz. Yani çok az bir şey kaldıysa daha alabilirsiniz. Veya çok azıcık da bir parçacık bakıyorsunuz gitmiyorsa pensli bittik böyle kesin. Yani zorlatmayın. Şimdi bizim doruk bokur manikürümüz hazır. Şimdi manikürümüz temiz ama çok kuru görünüyor. Burada da ben geçmek istiyorum biraz. Çünkü tırnak çok kısa. Burada da geçebilirsiniz. Böyle her yerde azar azar aldık. Şimdi nasıl biz anlayacağız? Doğru mu değil mi? Eğer doğru yapılmadıysa tabii ki burada kırmızı olacak, zorlanmış olacak. Bu yüzden lütfen arkadaşlar dikkat bu işlemi yapın. Kendini üzerine birkaç kere deneyin. Aynı zaman son bir basamak ne yapabilirsiniz? Mesela çok ince bir uç alıp içten bir tık geçebilirsiniz. Açtım. Açtım. Mesela öylece garanti olsun diye. Çok çok az, hiçbir şey kalmasın diye garanti olsun. Böyle yapabilirim. Temizletmek. Tüysüz mendil alıyoruz. Güzelce tüm tozunu, ne varsa falan burada geçebilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Kuru manikürümüz tertemiz. Hiçbir yerde hiçbir şey. Sade aseton kullanıyorum. Arkadaşlar sade aseton kullanmayın. Buradaki içindeki bir bakın. Bir sürü şeyler var. Bu farklı bir malzeme dedi. Yani farklı bir malzeme. Özel üretimdir. Zarar vermeyen bir şey. Hoş bir kokusu. Pembe rengi. O şekilde kullanırsanız daha iyi olabilir. Sonra da eğer doğru kuru manikür yaptıysanız kesinlikle yani ojeniz düzgün durar. Her şeyini güzel geçer. Ve müşteri de mutlu ayrılır sizden.